Size bu videomda Sultan 6. Mehmet, Mehmet Vahdettin'in hayatını anlatacağım. 6. Mehmet, Sultan Vahdettin ya da Sultan Vahdettin Osmanlı Türkçesi Vahiduddin Mehmedi Sadis, doğum tarihi 4 Ocak 1861 İstanbul, ölüm tarihi 16 Mayıs 1926 San Remo. Osmanlı İmparatorluğu'nun 36. ve son padişahıdır ve 115. İslam halifesidir. Saltanatı döneminde Osmanlı Devleti Mondros Müterakesesini imzalayarak 1. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrıldı. İstanbul'un işgali yaşandı ve İngilizlerin baskısı üzerine Meclis-i Mebusun kapatıldı. Anadolu'da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ülke yönetiminden egemen olmasıyla Vahdettin'in idaresi fiilinden mümkün olmamıştır. 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat TBMM tarafından kaldırılmış ve Vahdettin 17 Kasım 1922'de ülkeden ayrılarak Malta'ya gitmiştir. 19 Kasım'da ise TBMM milli mücadeleye ve Ankara hükümetine sıcak bakmış olan Veliaht Abdülmecid Efendi'yi halife ilan etmiştir. Vahdettin türbesi Türkiye'de olmayan tek Osmanlı padişahıdır. Şehzadeliği 4 Ocak 1861 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da doğdu. Sultan Abdülmecid'in 8. oğlu ve kendisinden önce tahta geçen 5. Murat ve 2. Abdülhamid ve 5. Mehmed'in küçük kardeşidir. Çok küçük yaşta anne ve babasını kaybetti. Sultan Abdülmecid'in ihballerinden Şayeste hanımefendi tarafından büyütüldü. Tahta geçiş sıralamasında çok aşağılarda olduğu için gözden uzak bir yaşam sürdü. Gençlik yıllarında gizlice medrese derslerini takip etmiş, bu özelliğiyle tahta çıktıktan sonra kendine arz edilen şer'i konulara müdahale edilecek derecede yetkililenmiştir. At, musiki ve edebiyat sanatlarıyla ileri seviyede uğraşmıştır. İlk evliliğini bu dönemde ablası Cemile Sultan'ın sarayında görüp beğendiği Emine Nazikade Hanım ile yapmıştır. Cemile Sultan çok sevdiği Nazikade üzerine başka bir eş almaması şartı ile Vahdettin'in talebini kabul edeceğini bildirdiğinde ablasının şartını kabul etmesine rağmen bu evlilikten sonra dünyada Sabiye Sultan ve Fatma Ulviye Sultan geldikten sonra doktorların tıbben bir daha doğum yapamayacağı bildirilmesi üzerine eşinin de rızasını alarak başka evlilikler yapmıştır. 1912'de tek oğlu Mehmet Ertuğrul dünyaya geldi. Ağabeyi 2. Abdülhamid'in uzun padişahlığı sırasında Çengelköy'de mimar Aleksandra Valerian'ın yaptırdığı köşkte müzevi bir hayat yaşadı. Diğer şehzadeler hakkında padişaha jurnal yazmakla suçlandı. 5. Mehmet tahta geçtiğinde Sultan Abdülaziz'in oğlu Yusuf İzzettin Efendi veliaht oldu. Yusuf İzzettin 1 Şubat 1916'da bir yurt dışı seyahatine çıkacağı gün henüz aydınlatılmayan bir şekilde intiharı üzerine Vahdettin'in veliahtlık makamına yükseldi. 1917 Aralık ayında Yaveri Mustafa Kemal Paşa eşliğinde 5 haftalık Almanya seyahatine çıktı. 3 Temmuz 1918'de Sultan Reşat'ın ölümü üzerine 57 yaşında tahta çıktı. Tahta çıkışından kısa bir süre sonra şöyle dediği anlatılır. Ben bu makam için hazırlanmadım. Çocukluğumdan beri vücutta rahatsız olduğumdan layıkıyla tahsil edemedim. Yaşım kermale erdi, dünyada bir emelim kalmadı. Biraderle hangimizin evvel gideceğimizin malum olmadığından bu makamı bekleyişte değildim. Fakat takdir ilahi böyle teveccüh etti, bu ağır vazifeyi deruhte eyledim. Şaşmış bir haldeyim, bana dua ediniz demiştir. Saltanatı 1918'in yazında ordu ve donanmaya bir Hatti Hümayun göndererek başkomutanlığı üzerinde aldığını bildirdi. Devlet yönetiminde aktif bir rol alacağının işaretlerini vermişti. Ancak iki büyük sorunla karşı karşıyaydı. Bir yandan bir felakete dönüşen 1. Dünya Savaşı'nı en az hasarla sona erdirmek, öbür yandan 1913'teki beri imparatorluğu egemen olan İtihat ve Terakki rejimine karşı bir siyasi alternatif oluşturmak, tahta geçer geçmez İtihat ve Terakki önderliğinde muhalefetiyle tanınan Mustafa Kemal Paşa'yı Suriye Cephesi Komutanlığı'na atadı. 8 Ekim 1918'de savaşın kaybedeceğinin anlaşılması üzerine Talat Paşa başkanlığında İtihat ve Terakki kabinesi istifa etti. Yerine Ahmet İzzet Paşa başkanlığında bir kabine kuruldu ve bu kabine savaşı bitiren Mondros Müterakesesi'nin 30 Ekim 1918'de imzalandı. Ahmet Paşa'nın artçı kabinesinde sadece 25 gün süren iktidardan
Sonra istifası üzerine padişah diplomat Ahmet Tevfik Paşa'yı 13 Kasım'da sadrazamlığa getirdi. Kurtuluş Savaşı 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşu ve 13 Ekim 1922'de Mudanya Mütarekesi ile sona erdi. Bu sırada İstanbul henüz İtilaf Devletleri'nin askeri işgali altındaydı. 6 Ekim'de TBMM ordusunu tescilen Vefat Bale Komutası'ndaki bir askeri birlikle İstanbul'a girdi. Bugünlerde basın organları Vahdettin'in aleyhinde geniş çaplı bir kamuoyundaki etki yapan yayınlarda bulundular. Padişah Vahdettin, Mustafa Kemal Paşa ve dostları hakkında ölüm fermanı imzalanmasının ve milli mücadele karşıtının davranışlarının son padişahın vatan haini olduğunu açıkça göstermekte olduğunu düşünen halk arasında bazı gruplarca hakaret ve tehdit içeren gösteriler yapıldı. Vahdettin 11 Nisan 1920 tarihinde kararname ile başlayan girişimleri isyan kavramının da ötesinde hiç savaş girişimi olarak kabul edilmemiştir. Türkiye'den ayrılışı, sürgün yılları ve ölümü. Kurtuluş Savaşı zafer ile sonuçlandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti 1 Kasım 1922'de hilafet ile saltanatın ayrıldığını ve saltanatın kaldırıldığını iki maddelik bir yasa ile ilan etti. Vahdettin adı hutbelerden kaldırıldı. 4 Kasım'da son sadrazam Ahmet Tevfik Paşa istifa etti. 5 Kasım'da Refet Paşa, Babaeli'deki bakanlara gönderdiği bir genelge işlerine son verildiğini tebliğ etti. 17 Kasım sabahı Vahdettin, küçük oğlu Mehmet Ertuğrul ve haremin mensuplarıyla birlikte Dolmabahçe Sarayı'ndan bir kayaya binerek boğaz içinde demirlenmiş olan HMS Malaya adlı İngiliz zırhlısı ile Malta'ya gitti. İngilizler Vahdettin'in İngiltere'ye gelmesini kabul etmediği için bir süre Malta'da kaldı. Bu süre zarfında TBMM tarafından seçilen Abdülmecit Efendi'yi halife olarak kabul etmedi ve çeşitli siyasi ayrışlar içerisinde bulundu. Hicaz Kralı Melik Hüseyin de daveti üzerine Mekke'ye ve oradan da İtalya'daki San Remo şehrine giderek bu şehirde ikamet etti. 20 Nisan 1923'te Hicaz'da kaldı. İngiltere'nin baskısı üzerine buradan da ayrıldı. Bu süre İtalya'nın Cenova kentinde yaşamasının ardından 11 Haziran 1923'te San Remo kasabasından kiralanan bir villaya taşındı. Bu dönemde başlangıç bölümünü kendi el yazısıyla yazdığı, kalem bölümlerini yakınlarına dikte ettirdiği anlarını kayda geçirdi. Vahdettin, hilafetin kaldırılması ve hanedan üyelerinin sürgünü üzerine 13 Mart 1924'te ABD Başkanı'na şu mektubu yazdı. Amerika Cemahiri Mütefikiye Reisi Monsieur Politge Haneblarina. Siyasi olayların ve gelişmelerin tüm iç yüzünü hangi nedenlerden dolayı saltanat merkezimi geçici bir süre için terk etmek zorunda kaldığımı biliyorsunuz. Bu konuda ayrıntılı bilgi sunmayı gereksiz görüyorum. Bu süresiz uzaklaşmanın babadan kalma sahip olduğum saltanat ve hilafet makamından vazgeçtiğim anlamına gelmeyeceği açıktır. Ankara Meclisi gibi bir isyancı fitnenin bu konuda alacağı tüm kararların geçersiz olacağını bildiririm. Şöyle ki İslam hilafetinin Osmanlı saltanatından soyutlanması ve ayrılması ve hilafet tümüyle kaldırılması dini, kavmiyet, vatanın belirsiz ve karışık askerlerden ve öteki sınıflardan oluşan küçük bir şer zümresinin kısmen zorla ve kısmen bilgisiz ve gaflet yönlendirdiği 5-6 milyonluk Türk kavminin yetki alanının içine değildir. Bu ancak tüm İslam dünyasınca atanan uzman kişilerden oluşan bir meclisin toplanması ve tüm din bilgilerinin ortak kararı ile çözümlenecek büyük bir evrensel sorundur. İslam bilgilerinin bildiği üzere şeriata aykırı karara herhangi makam olursa olsun sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Bundan başka bu durumun içinde bulunan koşullarda İslam dünyasında sonuçları pek vahim olabilecek büyük bir heyecana yol açacaktır. Ayrıca gelişmiş ülkelerin iç güvenliklerine de büyük bir etki yapacaktır. Hanedanın ileri gelenleri aleyhinde Ankara Meclisi tarafından kabul edilen sürgün ve kovma, emlakine ve bireysel mallarına el koyma gibi haksız kararları hanedanın bireylerini, insan ve kişilik haklarını soyutlar mahiyettedir. Bu konuda yüce kişiliğiniz ve Cumhuriyet hükümetiniz tarafından olanaklar ölçüsünde yapılabilecek yardımları pek değerli sayacağımı açıklamaya gerek yoktur. Bu vesileyle sağlıklı olmanızı Yüce Hak'tan niyaz eylerim. 13 Mart 1924 Mehmet Vahdettin diye mektup yazmıştır. Vahdettin 16 Mayıs 1926'da San Remo'da öldü. Cenazesi Türkiye hükümeti tarafından kabul edilmedi ve Şam'a getirerek Sultan Selim Camii kabristanına defnedildi.
Sultan Vahdettin'in ailesi. Eşleri: 1. Emine Nazik Eda Baş Kadın Efendi. 2. İnşirah Kadın Efendi. 3. Şadiye Mübeddet Kadın Efendi. 4. Nevera Baş Hanım Efendi. 5. Nimet Nevzat Hanım Efendi. Erkek çocukları: Mehmet Ertuğrul Efendi 5 Ekim 1912 İstanbul, 2 Temmuz 1944 Kahire. 6. Mehmet'in tek oğludur. Kahire'deki Hidip Tevfik türbesinde 1944 yılında defnedilmiştir. Kız çocukları: 1. Fenire Sultan, 2. Fatma Ulviye Sultan, 3. Rukiye Sabiha Sultan. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videoların devamını takip etmek için abone olmayı unutmayın.